5 dakika adaletten herkese merhaba. Bir ülkenin demokratik standartlarını anlamanın en basit yollarından birisi hukuk kurallarının öngörülebilir olup olmamasına bakmak. 5 yıl önce yaptığınız bir eylem o gün suçsa, bugün de suç sayılıyorsa hukuk kuralları öngörülebilir demektir. Ya da o gün suç değilse, bugün de suç değilse hukuk kurallarının öngörülebilir olduğundan bahsedebiliriz. Ancak Türkiye'de çok uzun zamandır bu öngörülebilirlikten bahsedemiyoruz. Bunun sebebi duruma göre bazı tarihlerin milat ilan edilmesi, duruma göre düşünce özgürlüğünün sınırlarının daraltılması, genişletilmesi, duruma göre vazife alınması. Geride bıraktığımız hafta bunun trajik örneklerinden birisini gördük. Füsun Üstel'in 1200'e yakın akademisyenle birlikte imza attığı barış bildirisine yönelik eleştiriler malum. Ancak en baştan beri AHİM kararları, Yargıtay'ın eski standartlarına baktığımızda ne kadar ağır ifadeler içerirse içersin, sonuç olarak bir düşünce açıklaması olduğu ortada. Füsun Üstel'in cezası neden ertelenmedi? Benzer durumda olan ve 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen, hatta bazıları daha da fazla hapse mahkum edilen akademisyenlerin cezaları neden ertelendi belirsiz. Bazı hocalara neden 2 yıl 6 ay ceza verildi, neden hepsi ayrı mahkemelerde yargılanıyorlar, o da belirsiz. Ancak gerçek olan şu ki Üstel artık günlerini cezaevinde geçiriyor. Üstelik meselenin sadece barış bildirisindeki ağır ifadeler olmadığını başka bir örnekten de görebiliyoruz. Geride bıraktığımız hafta Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri Afrin operasyonu nedeniyle yayınladıkları bildiride savaşın bir insanlık suçu olduğunu anımsattıkları gerekçesiyle hapse mahkum edildi. Merkez Konseyi üyelerinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği iddiasında yargı istinaf mahkemesine karar verecek göreceğiz. Sanki bütün bunlarla ilgisiz gibi duruyor ama geride bıraktığımız hafta Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar tam da bu durumla yakından ilgili. Neden ilgili? YSK'da tıpkı mahkemeler gibi, Yargıtay gibi, Anayasa Mahkemesi gibi geçmişte aldığı kararları kolayca unutabiliyor, içinde bulunduğu duruma göre vaziyet alabiliyor. Verdiği karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararı bunu gösteriyor. Neden bunu gösteriyor? Bunun için iptalle ilgili kısa gerekçeye bakmak yeterli. YSK, AKP'nin sandık kurulları oluşumunun usulsüz olduğu iddiasını yerinde buldu. Nedir bu iddia? 7 kişilik sandık kurulundaki kamu görevlisi, üyenin kamu görevlisi olmadı. Peki ilk kez mi olmuyor? Hayır. YSK daha önce de yeterli sayıda kamu görevlisi olmadığını düşündüğü anlarda il ve ilçe seçim kurullarına yetki verdi. Bu kurullar bankacıları, farklı sektörlerden gelen insanları kamu görevlisi gibi görevlendirdi. Ancak ne hikmetse bu kez eski görevlendirmelere benzer bir görevlendirme olmasına rağmen YSK bunu iptal nedeni saydı. Kamu görevlilerinden birinin usulsüz olarak sandık kuruluna atanmasının durumu etkilemeyeceğini kararlaştırmıştı. Neden bunu söylemişti? Çünkü sandık kurulları 7 üyeden oluşuyor. Bunların sadece ikisi kamu görevlisi. Diğer 5 üye siyasi partilerden geliyor. Yani bir kişinin tek başına bir sandıkta usulsüzlük yapması mümkün değil. Velev ki bu usulsüzlüğü YSK sapladı diyelim. O zaman neden aynı seçimde tek zarfa 4 pusula atmış olmamıza rağmen bir tek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiği sorusu ortaya geliyor. Zira bir sandık kurulu usulsüz hareket etmişse herhalde sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde etmemiştir. İlçe belediye başkanlığı seçiminde de, belediye meclis üyeliği seçiminde de, muhtar seçiminde de herhalde aynı usulsüzlüğü yapmıştır. Zira bütün pusular aynı zarfa konuluyor. Bu tabloda bir de şuna bakmak lazım. YSK önceki kararlarından neden şimdi vazgeçti? Zira 2009'dan bu yana en azından elimizdeki kararlar onu gösteriyor ki sandık kurullarının oluşumunu bir iptal gerekçesi saymıyor. Bunun il ve ilçe seçim kuruluna ait bir hata olduğunu, seçmenin bu nedenle cezalandırılamayacağını belirtiyor. YSK neyi tespit etti? Hakikaten bir usulsüzlük var mı? Bunu gerekçeli kararında daha net göreceğiz. Ancak o gerekçeli kararı herhalde bize neden ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptal edilmediğini de anlatması gerekir. Şimdi CHP ve İYİ Parti'nin bu seçimlerin de iptal yönünde bir başvurusu var. YSK bunun için ne diyecek göreceğiz. 23 Haziran'da yeniden sandığa gidiyoruz. O sonuçlara yapılan itirazların bugünkü kadar canla başla araştırıp araştırılmadığını da göreceğiz. AKP kazanırsa itirazlara nasıl yanıt verecek bunu da göreceğiz. Muhalefet yeniden kazanırsa bununla ilgili yapılacak itirazlar için nasıl hareket edilecek bunu da göreceğiz. Herkese iyi bir hafta diliyorum.